Şimdi arka tarafın dikiş payını kapattım. Bir elle dikiş paylarını temizledim. Şimdi ön ve arkanın omuz dikişlerini kapatacağız. Şöyle göstereyim. Ön ve arkanın omuz dikişlerini kapatacağız. Omuzlarını birleştirdim, ütüledim ve biye geçirdim. Şimdi kollarını takıyoruz. Şöyle göstereyim. Kollarını da bu şekilde takıp bitiriyoruz. Evet, kolları birleştirdim. Şimdi yan dikişlerini kapatacağım. Arkadaşlar, yakamızın çıtını aldık. Arka ortamız bu şekilde iğneledik. Sonrasında aynı şekilde yine çıtımızı atmıştık ön yakamıza. Buraya da yakamızın uç kısmının işaretini alıp iğneledik. Bakın böyle dikiyoruz. Yakamızı bedene dikiyoruz. Evet arkadaşlar, klapasını şu şekilde kaban tarafına gelecek yere biyesini diktim, hazırladım iki tarafında. Aynı şekilde pervazı, arka pervazı da temizledim biyeyle ve omuz dikişlerini kapatıp bu şekilde bedene dikeceğiz. Arka pervazla klapamızın omuz dikişlerini kapattık ve ütüledik. Şimdi buradaki çıtımız var. Çıtımız yaka ölçüsüne şu kısımda yine çıtımız vardı. Oraya denk gelecek şekilde klapayı iğneliyoruz bedene. Ve ön bedenden alt kısımdan başlıyoruz şu şekilde. İğneleyip yaka kısmından devam ediyoruz. Şimdi burada önemli olan buradaki omuz dikişlerimiz, klapadaki omuz dikişlerimiz bedenin omuz dikişleriyle birbirine denk gelmeli. Şu şekilde iğneliyoruz. Pervazın arka yaka ortası, bedenin arka ortası yine bu şekilde birbirine denk gelecek şekilde iğneliyoruz. Böyle devam ediyoruz. Şimdi iğneledikten sonra gösterdiğim yerden yaka çevresinden başlayıp her yerini birleştiriyoruz. İki taraflı bitiriyoruz. Artık klapasıyla birleştirdim. Buradaki yaka kısmından dönen kısımları şöyle kasılmaması için, bakın açtığımız zaman kasılmalar var. Ne yapıyoruz? Çıt atıyoruz buralara. Bu şekilde çıtlarımızı atalım ki kasılma olmasın, rahatlıkla dönsün. Çıtlarımızı attık. Ne yapıyoruz? Keşe kısmını bu şekilde alıyoruz. Çevirdiğimiz zaman şöyle düzgün durması için şöyle göstereyim. Bu şekilde çeviriyoruz köşelerimizi. Sonrasında ütüleyip bitiriyoruz artık. Etek ucunu da anlatacağım. Etek ucunun biyesinde gittim, temizledim. Şimdi buradaki klapamızı ters çeviriyoruz şu şekilde. Buradan 4 santim kıvırma payımızı ütülemiştim. Ne yapıyorum? Bu 4 santimden dikiyorum. Şu şekilde buraya kadar dikiyorum. Sonrasında zaten o kendiliğinden şu şekilde kıvrılacak. 4 santimden diktiğimiz için çevirdiğimizde dönecektir. Şuradan şu kısımdan dönecek, içe katlanacaktır. Ve sonrasında el dikişiyle uç kısımlarını bu şekilde tutturarak temizleyeceğim. Yani dikiş görünsün istemiyorum. Düz bir şekilde görünsün istiyorum. Paçatelasıyla yapıştırıp şu şekilde terleyerek elimle bastıracağım. Kabanımız bitti. İç kısmı tertemiz. Dikiş payları bu şekilde biye ile temizlendi. Çevirdiğimiz zaman bu görüntü kesinlikle dikiş payları görünmüyor. Şimdi bir de düz yüzünden bakalım.